Biz ne iş yapıyoruz? Abi biz hakikaten bizi tanımayanlara hizmet veriyoruz. Bunu yaparken de işte deneyimlerimizi, tecrübelerimizi, bilgilerimizi dönüyoruz. En iyi şekilde, en etkili şekilde problem çözebilecek hale getirince onlar tarafından ödüllendiriliyoruz. Sağ olsunlar bize dönüyorlar, komisyon vermeye çalışıyorlar. Bundan nemalanıyoruz. Emlakçı olarak yani benim tarifim bu. Bizi tanımayan bir güruha hizmet veriyoruz. Yani bu kadar havaya girmemizin bir anlamı yok. Yok. Doğru mu? Evet. Alıcıdır, sıkıcısı da. Evet. Yani hemen hemen aynı şeyi söyleyeceğim. Lütfen yine yanlış anlamayın. Ya biz her şeyi açık açık konuşmayı tercih eden insan gruplarındanız. Hizmet ettiğimiz, hizmet verdiğimiz müşteri profilimizden daha şaşalı bir yaşam sürmenin peşindeyiz. Tabii buna şöyle bir esprili bir şey de anlatayım. Evet. Çok işte biliyordunuz. Lütfen. Morris gidiyor, kapalı çarşıda bir dükkan tutuyor. Dükkanı tutar tutmaz yandaki komşulara gidiyor, diyor ki ya diyor, bu sokakta gidiyor, bu handa gidiyor. En sorumlu kişi kim diyor, en problemli kişi. İşte diyorlar ki, Ahmet abi diye birisi var diyorlar. Ona hiç bulaşma, o biraz sorumlu diyorlar. Peki diyor. Morris hemen ilk olarak ziyarete Ahmet abi yanına gidiyor. Ahmet abi diyor, ben Morris diyor. Beş dükkan ileride dükkan kere aldım. Senin yeni komşunum diyor, elini sıkıyor. Abi diyor, sen diyor ne iş yaparsın, bomboş bir dükkan diyor, hiçbir şey yok burada diyor. Ahmet abi diyor ki, ben diyor her şeyi satarım. Nasıl yani? Ya eğer izin verirsem diyor, şu anda senin mesela diyor dişlerini satın alayım, 16 veriyorum diyor. Dişlerimi mi diyor? Evet, 16'yı vereyim diyor. Ya ama diyor, ölünce vereceğim, merak etme, alacağım diyor, ölünce. Şimdi değil diyor, ölene kadar kullan diyor. Tamam diyor, zaten dükkanı yeni açıyorum diyor, 16'da sermaye olur bana diyor. İçinden de düşünüyor Morris, ya bu adam bu kadar kötü bir, zor bir adam değilmiş ya diyor. Hatta satmıyorlarmış diyor. 16'ını veriyor. Dişlerimi verdim sana diyor. Aradan 3 gün, 5 gün geçiyor. Morris'in kapısı çalıyor. Ahmet Ağa yanında 6-7 kişi de geliyor. Morris Bey diyor, lütfen dişlerinizi açar mısınız? Niye diyor? İşte İsa Bey'le satacağım diyor. Ama diyor, hani söz vermiştiniz ölünce diyor. İşte o, tamam diyor, o da diyor ölünce alacak diyor. Ben devrediyorum diyor. 15 altına pazarlıyorum diyor. Ya öyle şey mi olur diyor ya. Bak bu durum beni çok rahatsız etti falan. Uzaklığı açıyor. Ve bunu arka arkaya 3-5 gün içinde sık sık yapmaya başlıyor Ahmet abi Morris'e. Morris artık isyan ediyor. Ya böyle olur mu ya diyor. Sen sürekli bana müşteri mi gideceksin dişlerim için diyor. Kardeşim diyor anlaşmadık mı sen diyor. 16'ını almadın mı ben diyor. Al diyor 16'ını diyor. Çıkarıp veriyor. Kabul etmem diyor. 36'ını diyor.